Bad Boys'a hoş geldiniz efendim. Bu programda sizlere iddialı tahminlerimizi sunacağız. Erke Tümer sağ olsun. Bob Marley'nin muhtemelen şu anda, gerçi ne kadar çok sevdiğini düşünürsek adamın futbolu, gayet iyi bir isim oldu. Bad Boys. Erke Tümer'e teşekkür ediyoruz bu ismi bize bulduğu için. Tabii ki telifi bizim vermeyeceğim ona, yani bana ne arkadaşım. Sabah imanın bir parçası artık bu telif. Ne haber Gürhan? Teşekkürler abi, sen nasılsın? Zaten çekimdeydi, çok gerek yok yani burada sanki ilk defa karşılaşmışız gibi davran. Geçelim. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do when they score for you diyelim. Bana golleri başları söyle. Çok acayip maçlar var. Bunlardan bir tanesi Paris Saint Germain, Borussia Dortmund karşılaşması, yine seyircisi olacak. Seyircisi. Mücadele. Ne yapar Paris Dortmund karşısında ilk maçı da düşündüğün zaman? Ben Paris'in direkt yani kazanacağını düşünüyorum ama yani Napoli diyorum. Dortmund'un da goller, yani gol bulacağını düşünüyor yani, tahmin ediyorum açıkçası. Çünkü Dortmund da özellikle kontra ataklarda geçiş hücumunu çok iyi oynayan bir takım. Mönchengladbach'ı deplasmanda yendiler. Zirve için takibini sürdüler ki direkt rakibiydi Mönchengladbach. Ya Paris'i de zorlayacaklarını o düşünüyorum ben. Paris için. Ben yine olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ben yani şahsen Dortmund edecek diye düşünüyorum. Ya dediğim gibi yani Dortmund gol bulacaktır ama yani Paris 3 gol atabilir mi, ondan pek emin değilim açıkçası. Çünkü o hücumdaki yani Cavani mi, Icardi mi hala orayı tam olarak tutturabilmiş değiller. Neymar'ın da bir sakatlığı var. Oynayacak mı oynamayacak mı tam ondan emin değilim. Orayı çünkü bir hücumu bir türlü tutturamıyorlar. O yüzden KG var, ilk tercihim olur yani bu maç için. Ben şahsen bu karşılaşmaya alakalı olarak Dortmund kaybetmezden yanayım. Bir de ilk yarı 0.5 gol üstü. İlk yarıda gol bulucu taraflardan bir tanesi kesin diye düşünüyorum. Geçelim yarının diğer karşılaşması. Hangi maçını hatırlamıyorum gerçi şu anda. Ben. Liverpool Atletico Madrid. Zaten. Liverpool'umuz yani artık Şampiyonlar Ligi'nde daha çok kanalize olabilir. Çünkü ligde artık hani her şey matematik olarak ilan edilmesine kaldı. Mağlup da oldu, rahatladı da her konuda rahat. Ki zaten bu kötü dönem Atletico Madrid maçıyla başlamıştı. Bence Atletico Madrid maçıyla da sona erer. Maçı 1-0 kazanır, maç uzatmalara gider diye düşünüyorum. Ben yani... Ya maç sonu bir benim tercihim. Ben farklı bir galibiyet bekliyorum açıkçası şeyden, Liverpool'dan. Ya özellikle yani geçen seneki Barcelona maçını göz önünde bulundursak, orada da çünkü eksikleri vardı. Bu maçta da yani Henderson olmayacak yine orta sahada. O bence bir büyük bir eksiklik ben Liverpool için. O eksikliği yani ona rağmen ben rahat bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum. 2-0, 3-0 gibi bir galibiyet yani alacağını düşünüyorum açıkçası. Ben Barcelona'yı bildiğim. Geçelim, Başakşehir Kopenhag'la oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ne diyorsunuz? Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü Göztepe maçında da yani zorlu yani deplasmana rağmen... Kopenhag değil diyorlar ama yani ben yani ta yani Santander'in falan oynadığı dönemden beri... Ben şeyi hatırlıyorum en son. Vardı. Sen de anlatıyordun TV'de, yanlış hatırlamıyorsam. Zaman işte, o zamandan beri Kopenhag'ı ben bilmiyorum. Şu an Dortmund'da oynayan bir adamları vardı. Teknik direktörü de zaten şey, Solbakken doğdu, üzerine Kopenhag'ı inşa etti. Yani öyle bir teknik direktör adam. Yani Göztepe maçında Rolanti oynamalarına rağmen yani öyle çok fazla... dişileri sıkıp da oynamadılar. Rolantino ona rağmen 3-0 kazandılar. Yani Kopenhag'da geçeceklerini düşünüyorum ben. Rahat olmayabilir yani, belki gol de yiyebilirler. Ama ben kazanacaklarını ben düşünüyorum. Ben hangi maçta 0 düşünüyorum. Yani ben de evet tek var yani. Tek farklı bir Başakşehir galibiyeti, hatta belki direkt 1-0. Yani 1.5 üst, 2.5 üst Başakşehir kazanır da gayet mantıklı olur yani tercih olarak. O zaman UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer maçlara bakalım senle beraber. Ben daha önce açamadım sen, o yüzden ben de... Olympiakos Wolverhampton mücadelesi tahmin var. Tahmin alalım. Ben Wolverhampton direkt kazanır diye düşünüyorum. 2.5 gol attı da bir diğer tercihim. Ben karşılık gol var tercihindeyim. Wolfsburg Shakhtar Donetsk mücadelesi var. Burada da 2.5 üst. 2.5 üste gider mi maç? 2.5 üst. Gayet mantıklı. İlk yarı 0 da olur bu arada. Frankfurt-Basel mücadelesi var. Frankfurt kazanır. Handikaplı maç sonu bir. Frankfurt kazanır çünkü ben. Handikaplı maç sonu bir şekilde. LASK Linz United, Manchester United maçı var. Bu da Manchester United KG galibiyeti. Manchester galibiyeti mantıklı. KG var canım ben. LASK Linz'in gol atacağını düşünüyorum çünkü. Sevilla-Roma mücadelesi var. Bu maçla seyircisiz oynanacak. O çok zor maç. İlk yarı... ben maç sonunda beraberlik mantıklı geliyor belki bana. Belki o zaman hani maç sonunda, ilk yarı maç sonu olarak da oynayabilirsin ama ben de ilk yarı 0 diye düşünüyorum. Inter-Getafe mücadelesi var. Yine seyircisi oynanacak. Zor maç. Getafe çok iyi oynuyor. Ben şahsen Inter'i galiba çok hani içime sinerek galip gelir diyemem. 2.5 gol altı benim tercihim. Seyirci de yok.
Ben KG var tarafındayım yine. Çünkü Getafe'de bir şekilde gol buluyor yani. Anladım. Son mücadelede Glasgow Rangers Leverkusen mücadelesi. Bu da 2.5 üst olur. Yani bence. Orada yani Steven Gerrard'ın hatırına tur isteriz. Hani yani istemem de gol aslında isterim. Ben, bu maç 2.5 üst bitsin. Almanya'ya yani, bakarız. üste çok emin değilim bu maç için ya. Kendi çünkü adına. Leverkusen'den ben yani, üste gider diye düşünüyorum. Çok üste emin değilim. Ben birazcık daha bu karşılaşmada 2.5 gol altından yanayım. Bitirelim o zaman. Bitirelim abi. Herkese bol şans. Sonra hafta sonunda yine konuşmak üzere. Yani hafta sonundaki maçları hem Süper Lig hem oynanırsa diğer ligler üzerine. Çünkü bir koronavirüs belası var bütün Avrupa'nın ve dünyanın üzerinde. Biz yine bir tahmin videomuzda sizlerle birlikte olacağız efendim. Bol şans. Bol şans.